Beni çağırmışsınız be. Hoş geldiniz. Geçin oturun. Gül'ünün nerede olduğunu biliyor musunuz? Ne olmuş ki Gül'ü? Gitti. Gitti mi? Kaçtı mı yani? Dün gece çiftlikten çıkarken görmüş bizimkiler. Her yerde aradık. Bulamadık. Size gelmedi değil mi? Yok. Vallahi gelmedi beyim. Tahmin etmiştim zaten. Peki buralarda gideceği bir yakını, bir akrabası falan var mı? Yok. Yok. Var mıyım? Yok. Bir ablası var ama uzakta beyim. Tam Malatya'da. Sevgilisi falan? Tövbe. Ne sevgilisi beyim? Güllü asidir ama namuslu kızdır. Canım namusuna bir şey dediğimiz yok. Belki çiftliğe gelmeden önce bir sevdiği vardı, aşıktı. Ne bileyim ben, gencecik kız. Gönül bu. Haşa beyim. Güllü öyle şeyler yapmaz. Hem başka birisi olsaydı bilmez miydim hiç? Evet. Jandarmaya haber verdik zaten. Her yerde arıyorlar. Aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum ama. İnşallah başına. Neyse, aklınızda olsun. Bir şey duyarsanız, aklınıza bir şey gelirse beni hemen haberdar edin. Olur be. Hadi bakalım. İyi haberlerinizi bekliyorum. Hadi Cemşir. Hayırdır baba? Ne işiniz var burada? Güllü kaçmış. Ne demek Güllü kaçmış? Kaçmış işte ulan, kaçmış. Bildiğin kaçmış. Ah Güllü, ah. Boyun devrilsin. Hepimizi yaktın soyka. Ah hele. Sakın bu işte Kemal'in parmağı olmaz. Nasıl olsun işte? Herif mahpusta değil mi? Hani kıza mektup falan yazdıysa? He, doğru değil ha. Kesin Kemal'in işi bu. Ulan ben de gidip Kemal'in kafasına sıkmazsam Bağda. Geçti o iş, geçti. O işi sen vaktiyle halledeceydin. Bahile, şu Kemal'in evine bir gidip bakalım. Yürü. Orada mıdır Güllü? Bilmiyorum. Ama sonra keşke baksaydık diye yanmaktansa yürü. He, ben de geliyorum sizden. Aman istemez, istemez. Sen otur öyle oturduğun yerde. İstemez. Yürü kurban.